Arkemden herkese merhabalar. İlk bakımdan çıktık şimdi. Üsküdar'daydım. GTC Opel Global'deydik. Şöyle dışarıdan başlıyorum çünkü bana da bu görüntü lazım. Araca fırça vurmayın demiştim. Detayını içeride anlatacağım. Evet, şurası boydan boya çizik. Hadi gelin içeride devam edelim. Çalıştıralım ve başlayalım. Evet, bayağıdır bakım günü çekmemiştik. En son Opel Astra'da çektik. Crossland'de de ilk bakımımızı yaptırmış olduk. 1 yıl ya da 15 bin kilometredeydi. 14.781 kilometredeyiz şu an. İlk bakımımızı yaptık. Bir bakım fiyatlarıyla ilgili anlatacaklarım var. Bir de buraya niye geldim konusu var. Aa bak, şu an stop etti, ilginç. Şimdi bakım öncesinde anlatmıştım videolarda zaten, bu stop etme sorunumuz vardı. Yaklaşık 400 ya da 500 kilometredir. Aracı aktif kullanmama rağmen öyle yatıp beklemişliği de yok. Bir yıldır sürekli aktif kullandık ki bir yılda 15.000 kilometrede ortalamadır herhalde. 10 mu ortalamasıydı, 15 bir tık üstüdür belki, bilmiyorum. Neyse, 400-500 kilometredir günün sonunda. Start stopumuz çalışmıyordu. Akü zayıflığıyla ilgili diye düşündüm. Şu an serviste onu da söyledim. Evet, bir sıkıntı varmış, tespit ettiler. Ama bunun denemeleri için, işte akü testi için falan aracın 8 saat falan yatması gerekiyormuş orada. 8 saatlik bir işlem olduğu için de başka bir güne randevuyla geliyor olacağız. Bak, şu an şunu bir şey yapalım. Şu an normal, bak, çalışmaya başlamış. İçeride belki şarj etmişlerdir, öyle düzelmiştir. Kullandıkça bakarız, bunun randevusunu ayrıca alacağım zaten. Motosiklette de yaşadığımız şey, aküyü şarj edince geçebiliyor. Ama tekrarlarsa sıkıntı. Motosiklette aynı şeyi yaşayınca aküyü değiştirmiştik. Garantili ürünken hazır. Garanti bitene kadar tespitini yapıp tamirini yaptırmak ya da değişimini yaptırmak gerekecek benim için. Gelelim bakım konusuna. Yolumuz biraz uzun. Muhtemelen de akşam olduğu için trafikte bir saat olacak. Evet, saat değiştiğine göre aküyle ilgili müdahale olmuş. Ya be, söküp taktılar ya şarj ettiler, bilmiyorum. Arkadaşlar, bakım ücretiyle ilgili şöyle bir şey var. Öztek'ten almıştım ben bu aracı. 5.500 lira dediler ilk bakıma. Tarih olarak da siz Ekim bilin. Bu videoyu ne zaman yayınlarım şu anda bilmiyorum. Biliyorsunuz biraz geriden geliyorum o konuda. Eldeki stoktakileri de atıyorum falan derken. Velhasıl Ekim-Kasım ayları gibi düşünebilirsiniz. Yani İstanbul'daki çoğu bayi aradım. Eskişehir'i aradım. Gerekirse dedim Kütahya'ya memlekete giderken orada yapayım falan. Bir yılda oldu, kilometre olarak da geldiği için de ötelemek istemiyorum. Sürekli aklımda o var ve servis ışığı da yanıyordu falan. Böyle olunca da bir sürü bayiyi aradım. Aldığım yerden farklı bir yaklaşım bekliyordum. Olmadı. Fiyatta zaten 5.500 deyip net bir şekilde kesiliyor. Aldığım yeri ilk aradığımda bir yüz yüze gelirseniz tekrar bakarıza geldi konu. O zaman belki bir indirim vesaire olabiliyorsa değerlendiriyorlar sanırım. Ya amacım indirim koparmak da değil esasında, ama hani bu fiyat farkında merak ettim. İndirimi çok meraklı olsam gideyim boş kar serviste yaptırayım garantisi bitince. Opel Astra'mı oraya götürüyordum. Gayet memnundum. Yetkili servis mantığında. Güzel güzel ilgileniyorlardı. Ahbap olmuştuk zaten falan. Oraya götürmeyi de düşündüm ama ben araçta birazcık temiz, hassas kullanırım. İleride satacağım zaman da garantisi bozulsun istemedim. Daha doğrusu Opel servisinden başka yerde gözüksün istemediğim için. Yine gittim Opel'e yaptırayım dedim. İstanbul, Anadolu, Avrupa yakası hepsini aradık. Günün sonunda yani 7.700'e kadar fiyatlar duydum. Kocaeli'nde de aynı şekilde. Kocaeli'nde bir bayi, ismini şu an hatırlamıyorum, o güzel bir açıklama yaptı. Dedi ki eski bayiler daha uygun fiyat verebiliyor dedi. Yeni bayi olduğumuz için bizdeki işte kullanılan ürünler falan doğrudan GM onaylı dedi. En azından bir detay açıklama yaptı. Teşekkür ettim ben de. Sonrasında Maltepe'de bir yer vardı. Hemen otostat mıydı neydi onun yanında. O arkadaşlar 4.400 demiş ve randevuyu oradan almıştım ilk. Sonra benim planlarımda değişiklik olduğu için oraya gidemedim. Hafta içine alarak yakın bir tarihte GTC Opel Global'den Üsküdar'dan randevuyu bulmuş olduk. Randevuyu aldım, geldim. Hemen ertesi güne alabildim zaten. Sabah erkenden 9'da bıraktık. Saat 5'te geri almak üzere. Buradaki servisteki arkadaş da öncelikle 5.500 demişti. Sonrasında bu fiyat farkı ile ilgili açıklama istedim. Yani bayiden bayiye niye değişiklik oluyor diye sorduğumda da çok güzelce anlattı sağ olsun hanımefendi. Ona da teşekkürlerimi ilettim zaten. Yani hani parasını falan da geçtim. İşin çözülmesi anlamında böyle detay bilgi vererek ilerlemesi çok hoş.
Oradan bir memnun oldum zaten. Günün sonunda bakıma herkes geliyordur yani. Belki müşteri kaygıları yoktur, bilemeyeceğim. Ama böyle yapması hoşuma gitti. Neyse, ben de buradan randevumu aldım, buraya getirdim. Geldiğimde gayet güzel karşılandık. 5'e kadar sürecekti. Benim biraz toplantı falan vardı. Yaklaşık öğlen 1'e kadar zaten burada kaldım. 3-4 saatim geçti. O sırada Opel Astra'yı test ettik. Teste gelen arkadaş çok ilgiliydi, çok yardımcı oldu. Araçla ilgili çok güzel sohbet ettik. Pedalbox diye bir uygulama var, bir cihaz var. Bunun uygulamasını canlı canlı denedik. Opel Astra'yı daha önce size kısa bir test çekmiştim diye videosunu çekmedim. Grandland test edecektim. Ona da pedalbox'ı takalım, öyle yapalım dedi. Orada videoyu çekecektim. Neyse, öğlene kadar videoyu çekemeyince ben de dedim çıkayım, birazcık zaman geçsin. Özetle bugün size başka bir video hazırlamadım. Grandland'i test etmedim. Onu ayrıca bir gün, başka bir gün belki test ederiz. Günün sonunda saat 5'e doğru da ben buraya geri geldim. Sabahtan benim için önemli bir detay vardı. Arabanın yıkanmasını zaten çok sevmiyorum başka yerde. Crossland'i hiç başkasına vermedim bugüne kadar. Bir yıldır detay temizliğini kendim yaparım. Vakit ayırırım, 2-3 saatim geçer ama severim yani, ilgilenirim aracımla. Yine öyle olsun dedim. Hiçbir kılcal çizik de yok araçta. Fırça izi falan yok yani, o anlamda taş izlerini falan saymıyorum. Neyse, sonra aşağıya indik. Aracın kontrolünü yaptık. Ön torpidoya A4'te kocaman zaten fırça bulunmayacak, süngerle yıkanacak gibi bir not yazmışlardı. Onu görünce de mutlu oldum. Dedim tamam, ilgileniyorlar sağ olsunlar. Velhasıl çıktım. 5'te testim alacaktım. 4.30 gibi geldim. Geldiğimde bakımı bitmişti. Aracı yıkamaya alacaklardı. İşte ben bir çay içmeye çıktım. Balkon gibi bir alan vardı. Orada gördüm yeni çekiyorlardı aracı yıkamaya. İyi dedim, birazcık izleyeyim. Bir çayımı aldım geldim. O ara baktım araç köpüklenmiş. Çaydan bir yudum aldım. Sonra bir baktım sağ yandan fırçayla boydan boya giriyor arkadaş. Neyse, günün sonunda çok da uzatmayayım. Müdahale ettim, durdurdum. Sonra aşağı inmişken servis müdürü ve benle ilgilenen servis danışmanı arkadaş vardı. Üçümüz birlikte gittik aracın başına. Zaten gördüğümü söylediğim için problem etmediler ki, hassas bir konu. YouTube'da da bu konuda şikayet olan arkadaşlar var farklı markalarda. Deneyenler var, adam sıfır arabayla gidiyor. Adamlar da iyilik yapıp yıkıyorlar. Ama işte herkes bu konuda şey değil. Ya fırçayı normal karşılıyorlar. Eski aracımda ben de fırçayla yıkıyordum. Çok kılcal çizik vardı. Ama bir pastacılığa yapmış olsam aracıma, o aracım için. Tekrar bir fırça vurmam mesela. Bu da sıfır araç olduğu için bir yıldır fırçasız kullandık, yıkadık. Neyse, orada bir ihmal olmuş. Belki çıkış saati yaklaşıyordu, bilmiyorum. Yıkayan arkadaş görmemiş de olabilir. Günün sonunda yıkamayı durdurmalarını rica ettim. O haliyle verin bana arabayı dedim. Sonra biz içeride ödeme kısmına geçmişken, sağ olsun benle ilgilenen arkadaş, gerekirse pasteciler yapalım, hatta şu an yapalım, öyle verelim size dedi. Ben beklemek istemediğim için onu sonraki bir zamana ayırdık ki servis müdürü, ismini hatırlamıyorum beyefendinin, sağ olsun o da zaten direkt müdahale ederek söyledi. Memnun kalmamız adına da gereken yaklaşımı gösterdi. Ben de söyledim ertesi gün falan güneş de açık havada bir bakayım, öyle belli olmaz çünkü içeride. Bakayım, çizik varsa öyle geleyim, pasteciler vesaire yapacaksanız da o zaman yapın dedim. Böyle bir durum yaşadık. İlgilenmeleri güzel. Bu tatsız durumda bile yüzlerin güler yüzde olması güzel. Yıkayanlardan bahsetmiyorum. Benim için orada önemli olan servis danışmanı ve müdürünün yaklaşımıydı. Benim için önemli detaylar. Bu sebeple müşteri memnuniyetini önemsememiz gereken bir dönemdeyiz ki araç satışları malum. Bugüne kadar müşterinin yüzüne bakılmaz durumdayken, çünkü stok yoktu vesaire, zaten müşteri onlara mahkum gibiydi. Şimdi biraz daha piyasa durulmuşken stoklar arttı, satış arzusu arttı diyelim. Satış arzusunun arttığı dönemde de gelen müşteriye iyi bir yaklaşım sergilemek benim için önemli. Çözüm adamı olmak ayrı bir şey çünkü. Sağ olsunlar, hemen ilgilendiler. Konuyu böyle kapattık. Az önce de o yüzden baktım aracı aldıktan sonra dışarıda. Her yerine dokundum arkadaş, bilmiyorum. Benim gördüğüm, şahit olduğum kısım sağ arka tarafta. Sağ yana yaptı ve arka bagaj kısmına doğru girdi. İşte lastiği temizleyip cama girdi falan. Onu gördüğüm için o tarafa baktım ben de şimdi. Orada zaten direkt C sütununda bir çizik var. Bir çizik dediğim yani kılcal çizikler oluşmuştu oradan, fırça izi belli. Aküyle ilgili durum için, bu start stopla ilgili daha sonrasında bir randevu alacaktık. Madem öyle, o geldiğimde bakalım bu işe de dedik. Aracı çünkü bir süre önüne bırakmam gerekecek, 1-2 gün neyse. Böylelikle karşılıklı anlaştık. Moraller bozuldu birazcık ama ilgilenmeleri de beni memnun etti. Bunu da söylemiş olayım. Evet, bakımdan çıktık. Bakıma giderken ne eksik vardı kısmını söyleyeyim. Çünkü giderken video çekmek istemedim. Sabah sabah çok hoş olmuyor video çekmek. İnanılmaz da bir trafik vardı zaten. Şimdi de var ama sizlerle sohbet ederken yol bittiği için hoşuma gidiyor. O yüzden bir bakım videosu çekeyim dedim. Crossland tayfa büyük çünkü. Aramalardan bakıyorum. Sürekli Crossland aramasıyla kanala yeni izleyici geliyor. Bu da benim için önemli. Bir kemik kitle oluşuyor bu şekilde. Bak ne güzel çalışıyor artık start stopumuz.
Bana YouTube'da gelen yorumlardan biri, abi aracın sağa çekiyor muydu? Ben şimdi bir yıldır kullanıyorum, hiç sağa çekme yaşamamışken son bir aydır falan çekmeye başladığını fark ettim. Bunun da temel sebebi işte ya balans ayarı ile ilgili oluyor ya rota ayarı, neyse. Oradaki ağırlıkları görürsünüz, onlar düşebiliyor. Arazide, derin yerlerde kullandıysanız bu tip şeyler olabiliyor. Bu tip şeyler olabiliyor. Bu aralar benimki de yaptığı için ve lastik basınçlarına da bu ara bakamadığım için ona da bakmalarını rica ettim. Sağ olsunlar kontrol etmişler. Rota ayarı ile ilgili bir sıkıntı vardı dediler. Onu da yapmışlar. Günün sonunda bu arada daha indirimli bir fiyatta değerlendirdiler. İndirimde uygulamışlar. 4400 dediğimden daha uyguna yapmış olduk. İşimizi hallettik. Memnun muyum? Memnun kaldım. Araç bakımı önemli. Senede bir muhatap oluyoruz. Hatta oradayken Opel Astra ve Grand Land'e baktım. Fiyat görüştük vesaire. Bir çılgınlık yapıp geçsek mi dedim. Astra'yı özlüyorum. Yeni Astra'yı da seviyorum. Ya da işte yine bunun bir büyüğü olarak Grand Land'de neden olmasın dedim. C sınıfı SUV'lara merakım var. Bundan sonraki aracım için tercih edebilirim düşüncesiyle. Fiyat falan da konuştuk. Yani demem o ki yarın bir gün belki müşterileri de olacağız tekrar. Araç satışı anlamında da bana bir hizmet vermeleri olası olabilir. Ya bu sebeple yaklaşımları önemliydi. Benim için fena olmayan bir gündü diyelim. Ama oradaki test kısmı ya da gün içindeki ilgilenmelerini düşünerek 10 üzerinden 8 verirdim yine. Kalan 2'de zalimlik yapmayayım. Şu çizik ve akü sorunuyla ilgili konu halledilince 10 üzerinden 10 oldu derim artık sizlere. Sağ çekme olayını yaptık dediler. Onu birazdan düz bir yolda deneriz. Ama şöyleyken bile çok hafif hafif hissettiriyordu. O olay gitmiş mesela şu an. Yine daha yüksek bir hızda da onu deneye olacağım. Geçmediyse de tekrar konuşuruz onu zaten. Gösterge ile ilgili yazılım olayı vardı. Burada öyle bir bilgimiz yok dediler. Yorumlardan gördüğüm kadarıyla bir yazılım atılmasıyla burada trip metre falan da gözüküyor diyenler vardı. Öyle bir olaydan haberleri yoktu servisin. Öyle bir şey varsa bu videonun yorumlarında belirtirseniz sevinirim. Varsa hep beraber öğrenmiş olalım. Çünkü bu serviste olmadığını söylediler. Peki arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Takip ederseniz sevinirim. Günden güne sayımız artıyor. Güzel bir hal alıyor. Sizlerle etkileşimde olmak güzel oluyor. Yorum istememin sebebi de bu. Sizlerin yorumlarıyla, farklı arkadaşlarının da yorumlarıyla içerikler zenginleşiyor. Karşılıklı sohbet ortamı da, arkadaş ortamı da oluşmuş oluyor. Benim de hoşuma gidiyor. Hobi olarak yaptığımız için burada sizlerle otomobil üzerine sohbet de hoş oluyor. Motosiklete ilginiz varsa da RPM kanalımıza bekleriz. Orada da 17.500 civarı bir abone sayımız var şu anda. Araba sayısı daha iyi. Burada 1300 aboneyken orayla aynı izlenmeleri alıyoruz. O yönden ben otomobil kısmını da önemsiyorum. Bu hobiyi de devam ettirme kararım baki zaten. Deyip bugünün videosunu burada noktalayayım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.